Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? Bugün sizlere yaz ayında neler okuyacağım onları göstereceğim. Yaz ayı için planım biraz hafif oldu. Tabi arada beni zorlayacak birkaç kitap da ekledim. Sıcak olduğu için hani daha hafif, daha yormayacak kitaplar seçmeye çalıştım. Çünkü biliyorsunuz sıcak zamanlarda insan yani kitaba odaklanamıyor ve çok fazla keyif alamıyor. Onun için keyif alabileceğim kitaplar seçmeye çalıştım. Yine klasiklerden böyle daha az düşsel olanları seçmeye çalıştım. Beni yormayacak tarzda. Evet, yavaş yavaş hepsini gösteririm. Yaz ayı için yine az seçmeye çalışırken yine bir baktım da 25-26 kitap seçmişim. Temmuz ayında belki hani ayırmadım Temmuz ve Ağustos'ta okurum diye. Çünkü Temmuz ayında tatilde olacağım için hangi kitapları okurum bilemiyorum ya da kaç tane kitap okurum bilemiyorum ama okuma yoğunluğum yüksek ihtimal Ağustos ayı olacak. Bakalım Temmuz ayında okuduklarımın videosu gelebilirse yine onun için video çekebilirim. Yani artık duruma göre bir şeyler yapmaya çalışacağım. Evet, bakalım neler okuyacağım şimdi, hepsini sizlere göstereceğim. İlk olarak modern, daha doğrusu Türk edebiyatı klasiklerimizden Nabzeden Nazım'ın Karabibik kitabını seçtim. Şöyle incecik bir arkadaşımla birlikte okuyacağız. Sonra modern klasiklerden Patlayan Kuyruklu Yıldızlar. Yine bu da öykülerden oluşmakta. Böyle ince, yine yormayacak bir tarz. Bir diğer kitabım Jack London'ın Bir Dilim Biftek. Zaten su gibi akıyor, dili çok akıcıdır. Hemen okunacağını düşündüğüm yine kitaplardan biri. Bir diğer kitabım Kira Kiralina adlı kitabımız. Şöyle belki de klasiklerdeki elimdeki en kalın kitaplardan biri bu oldu. Modern klasiklerden böyle yine de hiç okumasam bile bu 3-4 taneyi aradan okuyup çıkarmak istedim. Çünkü zaten gördüğünüz gibi birçoğunu zaten okudum modern klasiklerden ama hala da eksiklerim var. Yavaş yavaş tamamlıyorum. Bir diğer kitaplarım, biliyorsunuz her ay bir tane Hamdi Tanpınar kitapları okuyordum. Bu ay yani Temmuz ve Ağustos'un kitaplarını birlikte göstereceğim artık. Bir Bütün Şiirleri adlı kitabımız vardı. Büyük ihtimalle bunu tatile giderken yanımda götüreceğim. Hem ince hem de kolay okunduğu için ara ara iyi gelir diye düşündüm. Bir diğer kitabım ise Yahya Kemal'in hayatını anlattığı, onun hakkında bilgilerin olduğu kitabımız var. Bunu da yüksek ihtimal Ağustos ayında okuyacağım. Bakalım son bir iki kitabım kaldı Ahmet Hamdi Tanpınar'dan okumadığım. Evet, ödüllü kitaplarımdan biri aslında ödüllü kitaplarımın Temmuz ayının yanlışlıkla kitabını Haziran ayına almışım. Yani onu Haziran ayında okumuş oldum. Ağustos'un kitabı ise Toni Morrison'ın Yuva adlı kitabını seçtim. Ödüllü kitap, yani ödüllü yazarımız olarak bu kitabını seçtim ve bunu böyle ince bir şekilde çok zorlamadım. Bir sürü kitabı vardı. Aslında sevileni seçmiştim. Sonra yaz ayı için belki hani daha zorlayıcı olabilir diye düşündüm ve bu biraz daha az düsseli kitabını aldım. Bunu seversem diğer kitaplarını da alabilirim. Çünkü bayağı bir kitabını gördüm araştırırken. Bir diğer kitabım yine Damızlık Kızın Öyküsü. Bayağı okurken beğenilen bir kitap. Yaz ayında inşallah beni zorlamaz diye listeme aldım. Yani yaz ayında korkutan kitaplardan biri beni diyebilirim. Bakalım, inşallah severim. Yaz ayında beni de bunaltmaz. Bir diğer kitabım Nermin Yıldırım'ın Ev adlı kitabı. Dokunmadın adlı kitabını okudum. Çok çok severek okumuştum. Onun için bunu da yazın rahat okurum diye düşündüm. Ve listemin içine aldım. Yani kalemi güzel, sürükleyici oluyor. İçine çekiyor. Bu kitabını da bayağı okuyup beğenenleri gördüm. Bunu da tatilde yanıma götürürüm yüksek ihtimal. Okurum. Evet. Yaz tatilinde beni zorlayacak kitaplardan biri olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir kişinin önermesiyle almıştım 3-4 tane kitap ve o 3 kitap aldım galiba. İkisi biraz zorlayıcı çıkmıştı. Bunu da yine Müzikol adlı kitabımızı listeme aldım. Yani diğer önerdeki kitap biraz zorlayıcı çıkmıştı. İnşallah bu biraz daha iyi derecedir diye ümit ediyorum. Evet, gelelim bilim kurgu seçtim bir iki tane de. Bunlardan biri de yani İTAK Yayınları'nın yayınladığı bilim kurgulardan seçtim. Biri Sürgün Gezegeni kitabımız. Şöyle yine ince bir tane daha vardı.
Bir de yine Maymunlar Gezegeni, ikisinden bir tanesini, bu iki gezegenden birini Temmuz, birini de Ağustos'ta okumayı düşünüyorum ama hangisini önce okurum bilemiyorum. Bana eşlik edecekseniz bazı kitapları söylerseniz sevinirim. Hani eşlik etme konusunda aslında bir istişare edersek iyi olur. Hani nasıl yaparız? Çünkü tatil dönemimde çok böyle birlikte okuyamayabilirim. Onun için hani okuyacaklarınız varsa içlerinde yine de konuşalım. Ağustos ayında erteleyip beraber okuyacaklarımız olabilir. Onun için bu iki kitabımı da yine bilim kurgu olarak Temmuz ve Ağustos artık belirleyeceğim ve okuma listeme ekledim. Evet, gelelim şimdi diğer kitaplarımıza. Bir de haftalardır merak ettiğim kitaplar, yazın nasıl olur diye düşündüm ama yine de bir deneyeyim dedim artık. Hani bunları kes, bir yerden başlamalıyım bu kitaplara dedim. İnşallah zorlamazlar beni. Yuval Noah Harari'nin 21. yüzyıl için 21 ders adlı kitabıyla bir de diğer kitabı Hayvanlardan Tanrılara, Spence adlı kitabı. Bunlardan biriyle artık birini Temmuz'da, birini Ağustos'ta. İlk önce hangisini okumam gerekiyordu? Aslında onun Spence'i galiba önce okumamız lazım. Hayvanlardan Tanrılara. Büyük ihtimal ilk onu okurum. Sonra da Ağustos'ta da diğer bu kitabı okurum. Bir tam araştırıp ona göre yine zamanını ayarlayacağım. Yani her ay bir tane bunlardan birini okumayı düşünüyorum. Bakalım inşallah yazın güzel okumalar gerçekleştireceğim. Gelelim diğer kitaplarımıza. Bir tanesi de yine Doğan Celoğlu'nun Var Mısın Aslı kitabı. Biraz tavsiyelerle dolu bir kitap. Hani ara ara okurum diye düşünüyorum. Belki 2 ayda yayabilirim bu kitabı. Yavaş yavaş. Her gün 5-10 sayfa ya da canım sıkıldıkça eline alıp okuyacak tarzı olduğunu düşünüyorum ben. Yani öyle zaten. Biraz şeye benziyor. İlber Ortaylı'nın kitabın ismi neydi? Şu an hatırlayamadım. Çıkardığı kitaplarından biri de okuduysanız hatırlamışsınızdır. O tarz olabilir diye düşünüyorum. Evet, bundan şimdi buradan sonra göstereceklerim genelde polisiye, gerilim, korku ya da fantastik türler seçtim. Daha kolay okundukları için Kutsal Ahit kitabı Tom Knox'un şu şekilde şu kitabını yine listemin içine aldım. Sonra geçen gün aldığım 5. Cinayet ve 4 Maymun adlı kitapları seçtim. Şu şekilde. Yani bu tarzlar genelde kolay okunuyor. Yani boş vaktimde yine 2 gün içinde okuyacağım tarz kitaplar. 4. Maymun ve 5. Cinayet kitapları. Bunlar bildiğim kadarıyla zaten seri şeklinde, hani birbiriyle bağlantılı biraz galiba ve 3. kitabının çevrilmeyeceğini söylediler. İnşallah bakalım nasıl olacak. 2 kitabı okuyayım artık aldım. Devam olarak nasıl bir şey bizi bekliyor bilemiyorum. Bir diğer kitabım Buzdaki Kız adlı kitabımız olacak. Yine bir dedektif polisiye kitabı. Buna benzer birkaç tarz daha vardı bildiğim kadarıyla. Bunun devamı galiba vardı. Okuyacağım. İlerledikçe hani devamı da varsa artık seversem devamını da getiririm zaten. Bir diğer kitabım Haçlı Katil, Christer Carter'ın kitabı. Bu yazardan yine bir ya da iki kitap daha, bir kitap daha mı? Şu an hepsi birbirine karıştı. Galiba bunun bir devamı daha, 2 kitap daha vardı sanki. Ya bir ya da iki. İlk bunu okumak istedim. Bir arkadaşım galiba okumuştu. Ben okuyayım. Ya çıkmamıştı ya da çıkmıştı. Onu mu bekleyecektim bilemiyorum. Okuyalım bakalım devamında neler gelecek, yine göreceğiz. Ve bir Agatha Christie kitabı sıkıştırmazsaydım olmazdı. Yaz için sadece bir tane elimde vardı zaten. Poirot'un yine ilk davaları. Poirot okurken çok kendimi böyle nasıl diyeyim, bir aptal gibi hissediyor insan Poirot okurken. Yani böyle her şeyi ayrıntılarla görmesi, çok bilgili olması, böyle insanın böyle kendisi anlatıyor, kendisi yerleştiriyor ve çok güzel ortaya bir sunum sunuyor sonunda. Biliyorsun ki hani en başta çok basit dediyse nerelerden nerelere bağlıyor. Bakalım bu kitapta neler yapacak Poirot'umuz. Yani güzel bir dedektif, yani çok iyi kurgulanıyor ya. Yani. Şahaneydi okuduklarım şimdiye kadar. Evet, bir de bir setim var. Aslında yıllar yıllar önce üniversite zamanındayken filmini izlemiştim. Kitaplarını o dönem alıp okuyamamıştım.
İçimde kalmıştı ve kitaplarını alıp okumalıydım ve geçen zaten yani birkaç ay önceki alışverişimde almıştım. Alacakaranlık serisi kitabı. Filmini en az 3 defa izlemişimdir kesinlikle. Onun için hani o kitaptaki duyguları da almak istedim ve onları da listeme ekledim. Bunları yüksek ihtimal tatilde değil de Ağustos ayında okurum diye düşünüyorum. Çok basit düzeyde yazılmıştır zaten kaç yıl oldu. Heyecanla yani benimle okumak isteyen varsa beraber okuyabiliriz. Yıllardır okumayanlar vardır muhakkak. Yine arkasında belki yine kitaplardan sonra yine filmlerini de izleyebiliriz. Edward ve Bella. İlkler ya yani o fantastik dünyanın içindeki yani ilk vampirli dünyanın ilkleri olduğu için farklı olduklarını düşünüyorum ve ayrı yerlerin olduğunu düşünüyorum. Yani bizim o dönem için farklı yerleri vardı. Okuyacağım ya yani onu da aradan çıkaracağım. Bir de şu Maria Luun Gece Yıldızı Genç Elitler serisi. Bundan bir kitap okumayı düşünüyoruz. Ağustos bir arkadaşımın Ağustos ayında. Sadece birincisini başlatıp sonra Eylül'de artık devamını getirir ve bitiririz seriyi. Maria Luu'dan aslında kitap okumuş muyum? Yıllar oldu. Hangisiydi? Maria Luu'dan yıllar önce bir kitabını okumuştum. Şu an ismini hatırlayamadım ama güzeldi. Bir 7-8 sene önceydi galiba okumuştum. Yani bu seriden de bakalım nasıl. Genelde hafif düzeyde yazıyor. Yani o yaz döneminde, sıcak dönemlerde yormayacak, kafamızı dağıtacak kitap olduğunu ve kitap serisi olduğunu düşünüyorum. Almışken arada bunu da güzelce okuyalım. Evet arkadaşlar, benim okuyacağım kitaplar bunlar. Siz yaz için hangi planları yaptınız, neler okuyacaksınız? Fark ettiyseniz ben çok yani çok çok ağır kitaplar seçmedim. Yani her tür seçmeye çalıştım. Hani canım sıkılırsa yarıda bırakır diğerine geçerim ya da birlikte götürürüz. Bu okumalarla böyle ikili üçlü kitaplarla genelde idare ediyorum. Ama yüksek ihtimal benim okuma yoğunluğum Ağustos ayında olacak. Temmuz ayını 10 kitapla bitirirsem Ağustos ayında da paşa paşa güzel kitaplarımı okur bitiririm diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar, benle okumak istiyorsanız da dediğim gibi bazı kitaplarda belki sıkıntılar yaşayabiliriz ama siz yine de bana Instagram'dan ya da yorumlardan ulaşabilirsiniz. Bir şekilde yine orta yolu bulup okuyabiliriz. Benim yaz planlarım bunlar. Ama tatilden döndükten sonra Ağustos'ta çok güzel kitaplar almayı düşünüyorum. Klasiklerim neredeyse bitti. Yeni yeni bir sürü klasik almayı düşünüyorum. İnşallah güzel kitaplarla, güzel videolarla size geri dönüşler yapacağım yaz ayında. Evet arkadaşlar, herkese şimdiden güzel bir tatil diliyorum. Kendinize iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bu arada beğenilerinizi, yorumlarınızı eksik etmeyin. Hani sizin buralarda olduğunuzu hissedeyim. Buradayım deyin. Yorum yapın. Yani sizi takip ediyorum deyin. Bu kitabı sizin sayenizde aldım deyin. Hani biraz daha birilerine hitap ettiğimi hissedeyim. Bunu yani hissettirin. Sizden isteğim. Evet arkadaşlar, sizden son isteğim buydu. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.